Allah gecenizi hayır etsin. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Buradayız sabaha kadar, canı isterse herkesin inşallah otururuz. Allah gecenizi hayır eylesin inşallah. Sözün anlamı kişinin anlayışı kadardır. Doğru anlayışlı kişilerin hasretinden öldüm. Hazreti Mevlana'nın sözü. Sözün anlamı kişinin anlayışı kadardır. Doğru anlayışlı kişilerin hasretinden öldüm. Bir ilave edeyim hemen buna. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri yine der ki, senin ilmin karşıdaki kimsenin anlayabildiği kadardır der. Sizin ilminiz karşıdaki kimsenin anlayabildiği yere kadar. Yine Hazreti Mevlana'dan bu konuda bir söz daha söyleyeyim, arkasına devam edeyim. Hazreti Mevlana, söz uçtu. Evet. Bilindiği gibi özellikle Gazali sonrası İslam düşüncesinde iman, taklidi iman ve tahkiki iman diye derecelere ayrılmaktadır. Dini epistolojiye akıl iman ilişkisi dört gruba ayrılmaktadır. Evet, Gazali'den sonra, aslında bu Gazali'den önce de vardır. Ama Gazali bu meseleyi iyice derinlemesine analiz eder. Çünkü Gazali'ye kadar bu mesele her ne kadar risaleler halinde analiz edilmiş olsa dahi, Gazali bu meseleyi hem teknik noktada, teknik boyutundan alır, hem ayet hem hadis boyutundan hem de felsefi boyutundan alaraktan taklidi imanla tahkiki imanı bu noktada ayırt eder. Ama bunun ayrışması İmam-ı Azam'a dayanır. Fıkhi noktada. Bunun ilk bunun ayrışma noktası her ne kadar ashaba, ayet ve hadislere dayansa dahi, bunun fıkhi noktada dile getiren en önemli şahsiyetlerden birisi İmam-ı Azam'dır. İmam-ı Azam Hazretleri bu meseleyi enine boyuna incelemeye, enine boyuna dökmeye başlar. Yani insanların taklidi imandan tahkiki imana geçmesiyle alakalı. Aslında ayet-i kerimeler de bizi taklitten tahkike sürükler. Hadis-i şerifler de bizi taklitten tahkike sürükler. Buradan şu yanılgıya düşenler vardır. Ya taklit önemli değil, taklidi atalım kenara, bu değil. Taklit seni tahkike götürmeli. Eğer taklit seni tahkike götürmüyorsa, o zaman bu taklit, Allah muhafaza eylesin, senin ölümüne sebep oluyor. Fikri planda, hayat planında. Sen sormamışsın, sor dedim, söylememişim. Ben konuyu oraya getirdim şimdi. Daha doğrusu geldi konu. Geçenlerde bir arkadaş seçimlerden önce, seçime münhasır bir soru sormuştu burada. İşte kimi seçeceğiz diye. Ben de dedim ki, biz namaz kılanları seçmekle mükellefiz din olarak. Bu sözü, bu normalde kardeşle bu konuyla alakalı konuştuk. Benim dedim, namaz kılanları seçiniz. Kastım, dini kast olarak algılandığında sadece namaz kılmak değil o. Namazın arkası ve önü var. Namaz müminin miracı. Namaz o kimseyi kötülüklerden alıkoymalı. Eğer bir kimse namaz kılıyor da kötülüklere devam ediyorsa, o namaz, Kur'an ayeti bu. Onun yüzüne paçavra gibi atılacak. Namaz kılan kimse kötülüklere devam ediyorsa,
onun kıldığı namaz onun yüzüne paçavra gibi atılacak. İşte taklidi namaz bu. İşte taklidi iman da bu. Bir kimse hem namaz kılıp hem gıybet ediyorsa, hem namaz kılıp hem iftira ediyorsa, hem namaz kılıp hem hırsızlık yapıyorsa, hem namaz kılıp hem zina ediyorsa, hem namaz kılıp hem faiz yiyorsa, hem namaz kılıp hem etrafındaki insanların haklarını gasp ediyorsa, hem namaz kılıp hem üçkağıtçılık, beşkağıtçılık yapıyorsa, o kimse fiziki olarak namaz kılıyor, evet. Ama o namaz o kimsede tahkiki değil. O iman da o kimsede tahkiki değil. Müslüman o kimsedir ki dilinden diğer Müslümanlar emindir. Mümin o kimsedir ki diğer insanlar canlarından emindir. Mümin o kimsedir ki diğer insanlar canlarından emindir. Bak Orta Doğu'ya. Veya Osmanlı yıkıldığından beri 250 yıldan beri, 200 yıldan beri bak İslam coğrafyasına. Herkes cihat ilan edip Müslüman kardeşini katlediyor. Herkes dini mücadele veriyorum diyor, bir Müslüman kardeşini katlediyor. Bir Müslüman cemaatle, grupla, tarikatla, olsunla, busunla, onunla uğraşıyor. Bir küçük bir not düşeceğim, buradan çıkacağım. Silahını doğrulttun kimseye bak. Söz attığın kimseye bak. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimseyse bana haklılığını söyleme. Ben de dahilim buna. Zaman zaman ben de hataya düşüyorum bu noktada. Ben de kendimi olayların etkisinde hani üzülüyorum çünkü meselelere. Allah muhafaza eylesin. Memleketim için üzülüyorum. Memleketimin insanları için üzülüyorum. İslam dünyası adına üzülüyorum. Benim derdim bu. Allah muhafaza eylesin. Evet, taklidi ve tahkiki iman meselesi Müslümanların içerisinde hep söz konusu olmuş. Ama bu mesele ta öncesinden geliyor. Yani bütün dinlerin varoluşundan itibaren, yani Adem'den itibaren taklidi ve tahkiki imanla alakalı hep mevzu olmuş, problem olmuş, sıkıntı olmuş. Bu İslam dünyasında da devam etmiş. Bir, katı akılcılık. Katı akılcılık bir dini inanç sisteminin uygun bir biçimde ve rasyonel bir şekilde kabul edilmesi için o inanç sisteminin doğru olduğunu her makul kişiye inandırıcı gelecek şekilde kanıtlamanın mümkün olması gerektiğini savunan görüştür. Peterson yazmış bunu. Sorular var mı? Ben buradan böyle biraz atıp tutup gideyim mi? Bu normalde katı akılcılık sistemini biz Selefi Vahabi çizgisinde görüyoruz. Bunu. Ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri direkt metninden, lafzından alıp bu meselenin manasına bakmadan böyle bir ayet-i kerime ve hadis-i şerif varsa bu böyledir deyip bunun asla başka bir şeysini düşünmemek. Bunun arkası hariciler İslam dünyasında. Ne zaman Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri ile Muaviye'nin arasında problem çıktığında hariciler denilen bir grup çıkıyor. Bu hariciler denilen grup ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri direkt lafzından yorumlayıp herkese küfür damgasını vuruyor. En sonunda Hazreti Ali Efendimiz'e de küfür ehli olduğunun damgasını vurup zaten onlar şehit ediyorlar. Dikkat edin. Bu hiçbir esneme olmayan ayet ve hadisleri direkt
lafzından ele alıp, mesela işte bir kimse iman üzerine zina edemez. Hadis-i şerif, iman eden kimseye hemen, özür dilerim, zina eden bir kimseye anında hemen kafir damgasını vuruyor. Veya işte bunu bir kısım şafiler de bunu biraz kendilerine ölçü olarak almışlar. Mesela işte bir kadının tesettürü terk etmesi hemen küfür damgasını vuruyor. İmam-ı Azam böyle davranmamış. Yani o kimse demiş ki, yani bir kimse işte tesettürün farz olduğunu inanıyorsa, yerine getiremiyorsa o küfür ehli değildir demiş. Ama bu katı akılcılık dediğimiz, bu sistemin içerisindeki inanışa sahip olanların en büyük handikaplardan birisi bu. Hristiyanlarda Katolik dünyası gibi, Katoliklerin içerisinde bu tip tarikatlar var, katı akılcı. Hiçbir şekilde bu noktada payeleri yok. Aynı şey Musevilerin içerisinde var. Devam ediyoruz. Katı akılcılık denince ilk akla gelen matematikçi ve felsefeci Clifford'tur. Ona göre herhangi bir şeye yetersiz delile dayalı olarak inanmak herkes için her şeyde daima yanlıştır. Swinburne'e göre bütün inançlar delile dayanmalıdır. Aslında din karşıtı açısından bakıldığında katı akılcılığın şartları aslında gerçekten gerekli olan şartlar değildir. Din adına bakıldığında ise bu şartlar karşılanması mümkün de arzu edilir de görülmektedir. Katı akılcılığın alternatifi katı imancılıktır. Evet, tabi buradaki bu akıl, şüpheye dayalı bir akıl söz konusu olunca bunun üzerinde katı akılcılığın bir veçesi bu noktada direkt bir şeyin matematikselliğine bakıyor. Zaten dünyayı imar edenler mühendislerdir, matematik kafalılardır. İnsanlığı yıkanlar da yine mühendisler ve matematik akıllılardır. Neden? Bu matematik akıllılar, çünkü matematiğe vuraraktan insanca, insandır bu deyip de bu şeyi yoktur, yanları yoktur bu tarafları. Bizim ülkemizin de en büyük handikaplarından birisidir bu. Mesela İslam coğrafyasında Osmanlı'nın son döneminde matematik akıllılar öne geçince Osmanlı zaten bu hale gelmiştir ve cumhuriyeti ilk kuranlar matematik akıllılardır. Mühendislerdir. Felsefe ve dini akımdan gelen kimseler değillerdir. Tasavvuf akımından gelen insanlar değildir. Yine gidin matematik akıllı bir kimseyle konuşun. Yani o muhakkak sizde bir eksik kusur bulup muhakkak sizde didişecek bir şey bulur. Bu matematik akıllıdır. Katı imancılık, fideizm. Buna göre dini inanç sistemleri rasyonel değerlendirmeye tabi değildir. Örneğin Tanrı'nın var olduğuna ve bizi sevdiğine imanımızın olduğunu söylemek, bunu herhangi bir kanıta ve akıl yürütmeye dayanmayan bir biçimde kabul ettiğimizi ve Tanrı'nın bize sevgisini kanıtlamakta veya karşıtının kanıtlanmasıyla uğraşmayı da reddettiğimizi söylemektir. Peterson, katı dindarlığın nedenleri. Katı imancılığın ilk akla gelen düşünürlerinden biri olan Kierkegaard'a göre, Tanrı'yı nesnel olarak kavrayabilsem inanmış olmam. Fakat bunu yapamadığım için inanmalıyım. Eğer kendimi iman dairesinde tutmak istiyorsam nesnel kesintiye sıkı sıkı tutunmaya kararlı olmalıyım. Kierkegaard. Dışarıda yorum yapanlar hu. Öylesine uğultu geliyor ki dışarıdan. Hakkınızı helal edin. Gabriel Markel'e göre gerçek inanan, inanmak için dokunmaya yani bilmeye ihtiyacı olmayandır. İman, dinin ayırt edici ve vazgeçilmez özelliklerindendir. Dini inancı bir felsefi sisteme, bir bilimsel paradigmaya, bir siyasal dünya görüşüne bağlılıktan ayıran ana faktörlerin başında iman olgusunun taşıdığı spesifik özellikler gelir.
buna rağmen katı imancılık bir dinin özellikle İslam'ın öngördüğü, hatta uygun gördüğü bir anlayış değildir. İzutsu. Soru 1. Akli değerlendirmeye hiç önem verilmediği zaman var olan birçok din arasında bizim dinimizin ya da inandığımızın en doğruluğu, doğru olduğu nereden bilinecektir? Bizde iman ile akıl eş değerde gider. Bilhassa Anadolu'daki Türklerin, bunu böyle tarihçesine girmek istemiyorum şimdi. Türklerin özellikle dini ilk öğrendikleri, Ehli Beyt'ten aldıkları öğreti ile Türkler dini akıl ile imanın karılması, iç içe girmesiyle kabul etmişler. Oysa İslam da bunu böyle ister zaten. O zamana kadar İslam'ın içerisinde bu tip tartışmalar vardır. Ama bu tip tartışmalar Türklerin İslam olmasıyla, çünkü Gazali Türktür, İmam-ı Azam Türktür, İmam Maturidi Türktür, bunlar normalde bu noktada insanların önüne çığır açmış, felsefi olarak belli bir dönemden insanları atlatmış büyük kimseler. Bunlar, tabii bunların arkaya doğru gittiğimizde biz ta Ahmet Yesevi'ye, Ahmet Yesevi'den daha geriye doğru gittiğimizde biz Ehl-i Beyt-i Resulullah'ı görürüz. Bu dini inanç algısı akıl ile imanın yan yana gitmesindendir. Bunda çift kanatlı dedikleri, iman etmek çünkü katı imancılıkla veyahut da ne bileyim işte aklı reddetmekle veyahut da bu noktada insanları farklı bir boyuta götürmekten öte imanı realize eden, reel hale getiren, imanı aynı zamanda realize ederken, reel hale getirirken ilahiliğini de terk ettirmeyen ve imanı ancak akıl sahiplerinin kabulleneceği, ancak akıl ehli olanların iman edebileceği öngörüsünü koyaraktan biz İslam'ı bu noktada, Müslümanların bu bölgede yaşayanları direkt, her ne kadar direkt kendimizi vahye dayandırsak dahi o vahyin üzerinde manalar çıkaran, o vahyin üzerinde kendimizce farklı düşünce boyutları, farklı düşünce perdelerini önümüze koyan bir iman olgusuyla karşı karşıyayız. O yüzden aklı normalde değerlendirirken akıl olmazsa olmayacak bir unsurdur. Dini anlamada ve dini yaşamada. Ama dini salt aklın yörüngesine bağlamak da dine yapılacak olan en büyük ihanettir. Çünkü dinin içerisinde, imanın içerisinde metafizik olgular da vardır. Biz o metafizik olguları kabullenmekle yükümlüyüz. Bu metafizik olguları kabullenecek olan insanın imanıdır. Aklın vazifesi buradaki o metafizik olguların karşısında belki de o metafiziği araştırıp onun hakikatine ulaşmaktır. Reddetmek değil. Dikkat edin. Burada eğer ki metafizik olguları reddeden bir akıl söz konusu olursa, o zaman dinin olmazsa olmaz ilahi boyutunu da reddetmek zorunda kalırız ki her şeyi kendi aldığımız akıl ölçüsünde koyarız. Aslında biz aklımız kadar iman ederiz. İman ettiğimiz kadar aklımız yoktur. Bizim imanımız kendi aklımız da sınırlıdır. Çünkü imanımızı algılayabildiğimiz yere kadardır iman.
Bu noktada bize düşen vazife aklımızın burada feraset girer ya işin içerisine. Aklımızı derinlemesine ve genişlemesine büyütmek ve yükseltmektir. Bunun yolu sufilerce zikrullah'tır. Zikrullah'la kalp genişleyecek, akıl onu idrak edecek. Zikrullah'la kalbe gelecek olan ilahi ilimler akla hitap edecek. Akla hitap ederek o kimsenin akli melekeleri, akli durumu daha da artacak, daha da genişleyecek. Ve zikirle, imanla o kimsenin metafizik dünyaya açılımı olacak. Eğer metafizik dünyaya açılımı olmuyorsa o salt akıl dairesinde kalmış olacak. Salt katı iman dairesinde kalmış olacak. Bakın salt katı iman katı akıl noktasında kalacak. Eğer onun kalbinde metafiziğe açılan bir kapısı yok ise 200 yıldan beri vurulan darbe bu. İslam dünyasındaki 200 yıllık asıl vurulan darbe bu. Kalplerin metafiziğe açık olmaması. Gönüllerin metafiziğe açık olmaması. Ve kalpler metafiziğe kapalı olması. Bütün her şeyin katı imancılıkla katı aklın üzerinde yürümesi. Katı imancılığın ve katı aklın kabul etmediği her şeyi reddetmek. İslam dünyasının en büyük şu anda sıkıntılarından birisi bu. İslam dünyasında en büyük kanayan yaralardan birisi bu. Bizi metafiziğe yönlendirecek, duygulara yönlendirecek, sevmeye yönlendirecek, Allah'ı sevme noktasına, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevme noktasına, insanları sevme noktasına götürecek olan metafizik yollarını kapattık. Bunun yolu neydi? Bunun yolu tasavvuftu. Bunun yolu geçmiş dilde tarikatlardı. Bunun yolu daha öncesinde zühttü. Biz bu metafiziği kapatınca kendimizce, bunun haklı gerekçeleri var, haksız gerekçeleri var, doğru tarafları var, yanlış tarafları var ama biz bir şeyi kökünden kestik, attık. Onu aralayıp aşılayacağımıza, onu rentable hale getireceğimize biz onu kökünden kestik, attık. Ve İslam dünyası şu anda bir tarafta katı akılcılık, bir tarafta katı dindarlık demeyeceğim ben buna. Katı bir şekilde, aklın öngördüğü şekilde sadece meselenin yüzeyine bakan, sadece meselenin dışına bakan bir görüşün altında eziliyor. İslam dünyasının en büyük handikapı bu. Bu handikaptan İslam dünyası kurtulamadığı müddetçe ne yazık ki kendi kendisini batırmaya, katletmeye ve dünya milletlerinin arasında sınıf kaybetmeye devam edecek. Bunu ülkeyi yönetenlerin hızla bu meseleyi görüp, ülkeyi yöneten, ben kendi ülkemi düşünüyorum birinci derecede, ülkeyi yönetenlerin hızla bu konuda bir önlem alıp bizleri, önce şu memleketimin insanlarını, katı akılcılık ve katı dini uygulamalar veya görüşlerin merkezinden bizleri uzaklaştırıp biraz daha yumuşak, merhametli, şefkatli, insana dayalı, sosyal hayata dayalı, Kur'an ve sünnetten süzülmüş metafizik dediğimiz şey, bugünkü dilde söylüyorum bunu, işin mana boyutuna açılacak bize bir bu noktada açılım gerekli. Bu açılımı tekke ve tarikatlar kanununu değiştirerek de mi yaparlar? Yumuşatarak da mı yaparlar? Bir şekilde bunları yapmaları gerek. Yoksa İslam dünyası, açık bir şekilde söylüyorum, bir tarafta matematikle, akılla dini yorumlamaya çalışanlarla, bir tarafta çok özür dilerim söyleyeceğim ama Selefi Vahavi çizgisinin iki baskısının altında kalacak. Kaldı, kalıyoruz.
Biz bu iki baskının arasında hem fikri planda, hem imanı planda, hem yaşantı planında, hem de normalde dünya hayatı felsefesi planında cenderenin içindeyiz. Böyle bir İslam var şu anda. Eğer kadınlar çarşaf giymezse çıplak hükmünü verebilecek kadar zivaneden çıkmış. Eğer sakal bırakmazlarsa, şalvar giymezlerse erkekler kellelerinin gittiği bir İslam düşüncesinin arasındayız. Katı akılcılıkla, yani o matematik akılla dini yorumlamaya kalkanlar ve geçmiş dönemde haricilerin çizgisinden biraz daha farklı duran, Selefi Vahabi çizgisinde duranların arasında İslam dünyası zaman kaybediyor, kan kaybediyor, para kaybediyor, enerji kaybediyor, her şeyini kaybediyor. Şunu savunanlardan değilim. Her şeyi metafiziğin üzerine koyalım, mananın üzerine koyalım. Aklı ve dinin kendince vahiyden gelen Kur'an ve sünnet ölçülerini terk edelim. Sakın bu sözümden bunu çıkarmayın. Bu konuda gün geçtikçe tereddütlerim artmakta, gün geçtikçe bu meselede acım ve sancım artmakta. Ve sokakta yürüyen, işte kıyafet noktasında kendince bir kıyafet tercih etmiş olan bir kadına hain, hunhar, kafir noktasında bakan bir düşünceyle kendi cemaatinden, kendi tarikatından, kendi meşrebinden olmayan bir kimseyi küfür noktasında gören anlayış ile bu dünyada aynı nefesi almaktan gerçekten üzülüyorum. Açık ve net. Açık ve net. Şimdi beni eleştirsinler hiç önemli değil, umurumda değil. Herkes bir şey söyleyebilir. Biz bu tekkede hizmet etmeye başladığımızda benim devamlı küfrüme fetva veriyorlar zaten. Bahçede kadınlar, erkekler bir yerde oturuyormuş diye. Ben bundan gocunduğum falan yok. Neden küfrüme fetva veriyorlar diye. Zaten 2-3 gün küfrüme fetva verilen bir mail, bir mesaj almazsam ya bir şey mi acaba, ben çalışmadım, ben bu ara sohbet etmedim demek ki diye kendi kendime sorguluyorum. Bu farklı bir şey ama yani gerçekten böyle derdime, içimdeki duyguma böyle şey olan, ne açan, derdimi deşeleyen bir soru olmuş. Evet. Yani akli değerlendirmeye hiç önem verilmediği zaman var olan birçok din arasında bizim dinimizin ya da inandığımızın en doğrunu olduğunu nereden bileceğiz? Evet. Biz akli değerlendirmeleri yapmak mükellefiz. Akli değerlendirmeler yapalım. Buna kabulüm. Zaman zaman bunları ben kendim de zaten dile getiriyorum konular söz konusu olunca. Akli değerlendirmeler yaparaktan içtihat edelim belli konularda. Kur'an ve sünnete dayanaraktan. Bunu kabul ediyorum. Hristiyanların katolikliğiyle, bunları böyle küçümsemek için söylemiyorum, düşmüş oldukları yanılgıya biz düşmeyelim. Evet. Akli değerlendirmeler yapalım. Ama bilelim ki din denilince metafizik olgular da var. Yani biz İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin yakmadığına inanırız. Akli değerlendirmeler yaparaktan biz bu ayet-i kerimeye aklımıza uymadı deyip çıkarma noktasında değiliz. Burada metafizik bir olgu çıkar. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında öyle ilim ehli vardır ki Belkıs'ın tahtını getirirler. Belkıs'ın tahtını getiren biz metafizik bir olay olarak, bir hal ilmi olarak biz buna inanırız. Ama bunun muhakkak bir matematiği vardır. Bunun muhakkak matematik bir çözümü vardır. Biz bunu reddetmektense bunun matematik çözümünü bulmak için mücadele edelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hurmanın çekirdeğini ağzından çıkarıp toprağa koyar.
Bismillahirrahmanirrahim der, anında hurma verir. O hurma. Bunun biz akli olarak reddedebiliriz. Bunun akli bir dayanağı yok diyebiliriz. Böyle bir şey akıl olarak mümkün değil deyip bunu reddetmektense bizim inancımız onun matematiğini bulmaya iter. Biz matematiğini bulmaya, onu akıl olarak, onun nasıl olduğunu inceleyip araştırıp bulmaktansa reddetme yoluna gidersek insanlık olarak geri kalırız. Peygamberler yaşadıkları dönemlerde değil, gelecek olan döneme ışık tutan insanlardır. Veliler yaşadıkları döneme ışık tutmazlar. Geleceğe ışık tutarlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri der ki, çocuğunu geleceğe göre yetiştir. Böyle olunca peygamberlerin üzerinden tecelli eden, aklın kabul etmediği harikulade olayları reddetmektense onları araştırıp onun matematiğini keşfedip matematiğini bulup insanların önüne geleceğe yönelik kapılar açmak, insanların önüne geleceğe yönelik perdeler açmak gerekir. Ama insanlar ne yazık ki katı akılcılık ve katı matematikçilik ve katı, bunda çok özür dilerim söylüyorum, dini yorumlamadan, mana katmadan iman ettiğini zanneden insanlar bu yolu, bu kapıyı kapatıyorlar. Kapatıyorlar. Evet, bir kısım insanlar meselenin dozunu kaçırıp meselenin kendince, kendi iç dünyasında olması gerektiği noktadan uzaklaştırıp sadece metafiziğe doğru kendilerini atmışlar. Böyle değil dedim. Benim dediğim bu da değil. Ama bu noktada gerçekten iki ucun sıkıştırdığı bir noktadayız şu anda. Ateş altındayız. İşte böylece Allah aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir. Evet. Bakara ayet 72-73. Allah bizden aklımızı kullanmamızı istiyor. Pozitif noktada. Çünkü dini algılayacak ve yaşayacak olan akıldır. Rüya görürsünüz, rüyanız dahi akla hitap eder. Dervişler hal görür, hal akla hitap eder. Bir rüya gördüğünüzde rüyanızı siz aklınızla şekillendirirsiniz gördüğünüzü. Ali'yi gördün, tanıyorsun. Ali'yi tanıyan aklın var. Ali'yi rüyanda göründü, aa bu Ali'ydi. Karabaş Veli Tekkesi'nde semazen başıydı ya. O arkadaş değil miydi? Evet oydu. Bakın burada akıl lazım size. Bunun gibi. Akılsız dini ve tasavvufu yorumlamak ve yaşamak mümkün değil. Ama aklı ilahlaştırmak da mümkün değil. Mesela Hazreti Mevlana Mesnevisi'nde der ki, bütün peygamberler senin aklını alt etmek için gönderilmişlerdir. Buradaki aklı alt etmek ne demektir? Aklı ilahlaştıran kimseler. Kur'an sizin aklınızı alt eder. Hangi aklınızı? İlahlaşan aklınızı. İmanın alameti akıldır. Onun aklı ne kadarsa ibadeti de o kadardır. Bir zerrecik akıl oruçtan da namazdan da iyidir. Cemil Sena. Hazreti Muhammed'in felsefesi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kullarına akıldan daha hayırlı bir şey vermemiştir. Gazali Nasihatül Mülk. Evet. Allah, hatta hadisi kutsi de ne der? Allah önce aklı yarattı. Ona gel dedi, geldi. Git dedi, gitti. Ve dedi ki Allah en sevimli şeyi yarattı kendisine. O akıl nedir? Az aynı zamanda Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin ruhaniyeti ve nuraniyetidir. O yüzden biz aklı reddedenlerden değiliz. 3. Eleştirel akıl.
Eleştirel akıl terimi Karl Popper yazılarına dayanır. Popper eleştirici olmayan akılcılık ile radikal akıl dışıcılık arasında orta bir tutum olan eleştirici akıl, akıl dışıcılığı askeri taviz bir akılcı tutumu ile getirir. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları kitap oradan alıntı olmuş. Eleştirel akılcılıkta katı imancılığa benzemeksizin, dini inanç sistemlerinin rasyonel olarak eleştirilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olduğu kabul edilir. Fakat o katı akılcılığa benzemeksizin, bu değerlendirmenin kesin ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken kanıtlarla temellendirilmiş olmasını şart koşmaz. Eleştirel akılcılık değerlendirilmek istenen inanç sistemi için elden gelen en iyi kanıtların ve durumun geliştirilmesini ve sonra da bunun kendi kanıtlarıyla birlikte alternatif sistemler ile karşılaştırılması gerektirir. Aynı zamanda söz konusu asıl inanca yöneltilen başlıca itirazlar da dikkate alınmalıdır. Son olarak söz konusu inancı kabul etmenin lehinde ve aleyhindeki nedenler incelenmelidir. Soru 2. Eleştirel akılcılık bir inancın kanıtlı olmasından, akli olmasından veya en azından makul olmasından ne anlamaktadır? Eleştirel akılcılık bir inancın kanıtlı olmasından, akli olmasından veya en azından makul olmasından ne anlamaktadır? Şimdi İslam kendi içerisinde, kendi dairesinde eleştirel akılcılığı kabul eder. Bu İslam dünyasının kendince bakmaya korktuğu yerdir. Çünkü böyle bir eleştirellikle karşısına gelen bir kimseye verebileceği, doldurabileceği cevaplar manzumesi olmadığındandır. Bu son 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık İslam dünyasının yine çıkmaz kapılarından birisidir. Oysa Kur'an'a bakmış olsalar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hayatına, yaşantısına, dini yaşantısına bakmış olsalar, eleştirel akılcılığı görecekler. Mesela Hazreti İbrahim aleyhisselam der ki, iman ettim ama bu yeniden diriliş nasıl olacak? Kalbim mutmain olmak istiyorlar. Kur'an bizi bunu bu tarafa doğru sevk eder. Bu eleştirel akılcılık bizim imanımızı kemale, İslami hayatımızı doğru noktaya taşır. Pozitif noktada kullanırsak. İmanımızı kemale, dini yaşantımızı da bizim doğruya, İyi bir çizgiye taşır. Mesela biz yapmış olduğumuz ibadetleri, çok özür dilerim ama böyle taklidi bir şekilde, hani derler ya körü körüne diye, körü körüne yaparız. Annemizden babamızdan gördüğümüz gibi yaparız. Oysa din bunun başlangıcının böyle olduğunu ama ve lakin sonradan böyle olmaması gerektiğini, bu meselede tahkike ulaşılması gerektiğini söyler. Tahkike ulaşabilmesi için bir kimsenin önce kendisine eleştirel akılcılıkla, eleştirel bir noktada bakaraktan, pozitif noktada buna ulaşabilir. Ben namazı kıldığım halde niçin hala da yalan söylüyorum diye kendi kendine eleştirel bir noktada görmüyorsa bir kimse, ben bu dinin bu hükmünü yerine getiriyorum, ben bu dinin bu hükmünü yerine getirirken bunun ne manaya geldiğini bilmiyorum. Ben bunun manasına ermem lazım. Bunun derinlemesini çözmem lazım diye
kendi kendisine veyahut da dinin içerisinde, kendi içerisindeki olan olguları eleştirel akılla yaklaşmazsa kemale ermesi mümkün değildir. Ama bunun yolu kapatılmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin yolu kapatılmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri şunu söyler. Bu vahiy mi ya Resulallah? Vahiy değil ya Ömer. Ya Resulallah, bu vahiy değilse bundan Müslümanların aleyhine kanunlar, maddeler var. Eleştirel akıl budur. Eğer biz kendi dairemizde, kendi kendimize bu hesaba çekmeyi, bunu normalde İslam kendi kendini hesaba çekmek olarak nitelendiriyor ya, ölmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Hesaba çekilmezden önce kendini hesaba çek. Bu noktada kendince, kendi dairende yürüdüğün yolu, arkadaşını, düşünceni, fikriyatını, felsefeni, duruş noktanı eleştirel bir noktada eleştirmen gerekir. Ama bu eleştirel noktaya varabilmen için senin alternatif kendine ölçü ve doğrular görmen gerekir. Eğer alternatif fikir yapın, alternatif bir ölçün, alternatif bir doğru yapılanma yok ise bu eleştirel akla sahip çıkman mümkün değildir. O yüzden bir kimsenin Karl Marx'ı okuması eleştirel aklının yürümesi için geçerlidir. Bir kimsenin kapitalizmi okuması eleştirel akıl için önemlidir. Bir kimsenin örneğin kalkıp da ateizmi okuması, ateist bir kimsenin düşüncelerini okuması eleştirel akıl için önemlidir. Bunu ister siyasette, ister ekonomide, ister içtimai hayatta, yani sosyal hayatınızda, ister dini hayatınızda bu eleştirel akla sahip değilseniz, bir ateistin fikir ve düşüncelerinin karşısında siz kendi dininizin argümanlarını konuşamıyorsanız, sizin eleştirel akıldan söyleyecek hiçbir şeyiniz yoktur. Ve en azından siz kendi dairenizde Mustafa Özbağ'ı eleştiremiyorsanız, Mustafa Özbağ'ın önünüze koymuş olduğu herhangi bir fikri yapılanmayı irdeleyemiyorsanız, benim yol arkadaşım olamazsınız. Sizin görmek istemediğiniz tasavvufi boyuttur bu. İslam dünyasının görmek istemediği bir boyuttur bu. Bugün İslam dünyası bu handikapı yaşamaktadır. İmam-ı Azam Hazretlerinin etrafında İmam Yusuf gibi, İmam Muhammed gibi talebeleri vardır. İmam Yusuf ve İmam Muhammed gibi talebeler İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadının dışında içtihat vermektedirler. Ne zaman ki bir toplumda, bu toplumda, bugünkü toplumda Hayrettin Karaman Hoca'nın yanında bir talebe Hayrettin Karaman'ın içtihadının dışında bir içtihat koyup önüne sunuyorsa ilim orada ilerliyor demektir. Ne zaman ki bu toplumda Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin risalelerine bir risaleyle burada hata yapmıştır denilebiliyorsa bu toplum ilerliyordur. Ne zaman ki bu toplumda X Şeyh Efendi'nin, X Mürşid'in, X Hoca Efendi'nin, X siyasetçinin, hayır burada bir şey var, böyle de olabilir deyip yanına bir içtihat konulabiliyorsa bu toplum o zaman ilerleyecektir. Bu toplumun, İslam toplumunun başka türlü ilerleme derecesi yoktur.
Hala da İslam toplumu kendinden 150 yıl önce yazılmış olan tefsirleri okuyorsa, yaşadığı dönemden 200 yıl önceki tefsirleri okuyorsa ve İslam dünyası 150 yıldan beri, 200 yıldan beri, 100 yıldan beri, 50 yıldan beri, hatta 30-40 yıldan beri insanların önünü açacak, hem imanı boyutta, hem sosyal hayat boyutunda, hem fıkıh noktasında insanların önünü açacak bir tefsir koyamıyorsa, ne yazık ki bu Müslümanların eleştirel akıldan uzak olmalarından kaynaklanır. İslam dünyası işin kolaycılığını yapıyor. İbadetleri değiştirmeye çalışıyor. Birisi çıkıyor, diyor ki fazla oruç tutturuyorsunuz bize. Bakın Ramazanlarda uğraştığımız şeyler, oruç fazla tutuyoruz saat olarak. Sakız orucu bozar mı? Yolda yürürken ağzıma yağmur damlası düşse orucu bozar mı? Ondan sonra ruj orucu bozar mı? Diş macunu orucu bozar mı? Bakmadığım sorulara içinde muhakkak vardır. Televizyonlarda çok izlemiyorum ne o sahur ve özür dilerim iftar programlarını. Yani ne sunuyorlar size? 4 tane bendir ilahi. Başka sundukları ne var? Bana sahur programlarından veyahut da işte iftar programlarından aklınıza kalan ne var? Hikaye anlatıyorlar. Efendim Fatih Mehmet Çıtlat var. Mesleğinden örnekler veriyor. Ben aklınızda kalanları diyorum. Bakın bu bizim resmimiz. Bizim resmimiz bu. Bu kardeşe teşekkür ediyorum. Yani oradan geçerken dedim, geçen cumartesi bekledim, gelmedin dedim ben. Sen de geç geliyorsun dedi bana. Dedim doğru söylüyorsun, Ramazan'da kafam normal değil dedim. Geç kalıyorum ama bu hafta geç kalmayacağım dedim, vaktinde geleceğim. Tamam o zaman dedi. Ben dedim var mı, hazırladın mı soru? Bir hayli var dedi. İyi bu cumartesi bekliyorum dedim ya. Beni dedim sakız orucu bozar mı bozmaz mı da kurtar beni dedim. Şunu bunları konuşabileceğiniz Türkiye'de bir dergah, bir tarikat yok. Şunları konuşabileceğiniz Türkiye'de bir cemaat yok. Nereye giderseniz gidin. Bir kişi desin ki bunları konuşabilir. Biz dersimizde bunları konuşuyoruz desin. Ben de oraya derse gideceğim. Resmimiz. Evet, eleştirel akılcılık bir inancın kanıtlı olmasından, akli olmasından veya en azından makul olmasından ne anlamaktadır? Bu noktada İslam'ın içerisinde pozitif noktada eleştirel bir akılcılık oturursa, o kimse inancının kanıtını aramaya koyulacak zaten. Kendince. Bunda bir beis yok. Ve kendince inancının akli boyutunu, kendi inancının akli boyutunu sorgulamaktan başlayacak. Biz kendi inancımızın akli boyutundan önce düştüğümüz hatalardan birisi bu. İnandığımız inancın akli boyutunu sorgulamaya çalışıyoruz. Dikkat edin buraya. Biz İslam'ız.
Müslümanız. Kendimizce İslam'ın akli boyutunu eleştirmeye, bulmaya çalışıyoruz. Kendi akli boyutumuza bakmadan. Kendi akli boyutumuzu, kendi akli perspektifimizi, kendi akli yüzeyimizi eleştirel olarak neredeyim, ne kadar anlıyorum, ne anlıyorum'a bakmadan biz inandığımız dini eleştirmeye çalışıyoruz akli boyutta. Büyük handikap burada. Veya en azından makul olmasından ne anlamaktadır? Bu noktada da biz kendi aklımızca makul gördüklerimizi kabul ediyoruz. Aklımızın makul görmediğini, bu böyle bir körlük var. Aklımızın makul görmediğini reddediyoruz. Bununla alakalı kendi makuliyetimizi genişletecek, derinleştirecek bir çalışmamız ne yazık ki yok. Çağdaş din felsefesinde bu soruya iki ünlü felsefeci yaklaşır. Bir, Maurides'in kişi görecel kanıt anlayışı, Michel'in kümülatif kanıtıdır. Maurides'e göre bir ifadeyi bir kişiye eğer ona inandırıcı gelecek bir kanıt sunmayı başarabilirsek ispatlamış oluruz. George Maurides, Tanrı İnancı, sayfa 23. Felsefeci Michel, dini inancın doğrulanması adlı meşhur eserinde metafiziksel dini konularda tarihsel olayların yorumunda ve edebiyat eleştirisinde olduğu gibi herkesi bağlayıcı olmasa da akli nedenlere başvurarak yorumsal bir yargıya ulaşırız der. Eleştirel akılcılık, rasyonelliğe İslam dini ve düşüncesi açısından bakmak mümkündür. Din alanında rasyonellik derken öncelikle bir yaratıcının varlığına, onun gerek kendi hayatımız, gerekse var olan her şeyin hayatıyla ilgili olduğuna inanmanın makul sebeplere dayandığını anlarız der. Mehmet Aydın, Akılla İnanmanın Akilliği, sayfa 15. Ve devam eder. Kur'an açısından irrasyonel olan iman değil, küfürdür. Aklıma yatmıyor ama inanıyorum Kur'an'ın ruhuna yabancıdır. Evet. Kierkegaard, eleştirel düşünceyle imanı yargılamaya kalkışanların sonuna kadar bu yolda devam etmek durumunda kalacakları, dolayısıyla gerçek anlamda iman sahibi olma ve dindar olma noktasında Allah'a asla ulaşamayacaklarını savunur. Soru 3. Burasının altı çizilmiş. Tekrar okuyayım. Kierkegaard, eleştirel düşünce ile imanı yargılamaya kalkışanların sonuna kadar bu yolda devam etme durumunda kalacakları, dolayısıyla gerçek anlamda iman sahibi olma ve dindar olma noktasına asla ulaşamayacaklarını savunur. Bunun altına ben de imzayı atarım. Tekrar okuyayım. Sen altını çizmişsin ama böyle kafanı kaldırdın. Hani ben mi yazdım onu diye. Kierkegaard, eleştirel düşünce ile imanı yargılamaya kalkışanların sonuna kadar bu yolda devam etmek durumunda kalacakları, dolayısıyla gerçek anlamda iman sahibi olma ve dindar olma noktasına asla ulaşamayacaklarını savunur. Muhteşem ya. Soru 3. Eleştirel akılcılık, dinde kanıtların ötesine geçen, onları aşan bir teslimiyetin var olmasını ve teslimiyetçi bir imana ulaşmasını engellemiyor mu? Hayır. Sufiler için hayır. Buna çok böyle inceden, kestirmeden bir yoldan yürüyeceğim. Cenab-ı Hak sıfatsal olarak sonsuzdur. Zat olarak da sonsuzdur. Sonsuz zatın sonsuz sıfatları ve sonsuz sıfatların sonsuz tecelliyatları vardır. Buna sufi açıdan
kendi dalımdan yürüyeceğim. Sonsuz bir zatın sonsuz sıfatları ve sonsuz sıfatların sonsuz tecelliyatları var ise bir kimsenin durduğu yer kaybettiği, köhneleştiği, körleştiği bu noktada eskidiği yerdir. Ben buna eleştirel düşünce olarak bakmayacağım. Burada benim bakış noktam şu. Sufi gerçek manada her an hayret makamındadır. Çünkü Allah her an bir şan üzerine ise Allah'ın her an bir şan üzerinde duran bir Allah'ı anlamaya, onu bilmeye, onu tanımaya çalışan bir sufinin hiçbir zaman aynı noktada durması, aynı menfezde, aynı hayal perdesinde, aynı hayret perdesinde durması mümkün değildir. O yüzden bir sufinin imanı hiçbir zaman kemale tam olarak gelmeyecektir. İmanı tam olarak kemale geldiğini zanneden kimse aldanmışlardan olacaktır. Önünde bir Hazreti Muhammed Mustafa var iken ve Hazreti Muhammed Mustafa hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut derken onun ümmetinin kendisinin ibadetini, anlayışını, kavrayışını, ferasetini, aklını makul görmesi, yeterli görmesi en büyük aldatmacadır. En büyük aldatmaca. Müslüman her an kendisini yenileyen kimse olandır. Günü gününe müsavi olan zarardadır diyen, günü gününe denk olan, bizden değildir diyen bir Muhammed Mustafa'nın ümmetinin günü gününe denk olması, günü gününe müsavi olması beklenemez. O yüzden bir sufi için imanın kemale gelme noktasında durur, yürür, koşturur ama hiçbir zaman benim imanım kemale erdi diyemez. Bu büyük bir açlıktır. Büyük bir açlıktır. Sufi bu büyük açlığını asla ve asla doyuramaz. Çünkü o büyük açlığını doyurabilmesi için o büyük olan zatın her an bir şan üzerinde duran Allah'ın bütün tecelliyatına vakıf olması gerekir ki o da o andır. O andan sonra o anda kalmamıştır, eskimiştir. Ve yeniden Allah yine bir şan üzerinedir. Öyleyse bir kimsenin bu noktada hiçbir zaman kendi durduğu noktayı ister ibadet, ister felsefe, ister ahlak, ister fikir, anlayış, feraset, hal, makam ne derseniz deyin buna hiçbir zaman bu noktada kendisini yeterli görmeyecektir. Yeterli gören aldanmışlardandır. Yeterli gören aldanmışlardandır. Kim yeterli görüyorsa, kim oldum diyorsa, kim kemale erdim diyorsa, kim bitti benim yolum diyorsa o yolsuzdur, kemalsizdir, fitursuzdur, firusuzdur. O kimse nursuzdur. Aldanmıştır. Aldanmıştır. O yüzden bunun altına imza atıyorum derken bu düşüncelerimle altına imza atıyorum dedim. Buradaki normalde tabii Batı felsefecileri bu meseleyi eleştirel akıl olarak görecek. Biz ise buna doyumsuz akıl diyeceğiz. Doymak bilmeyen akıl. Doymak bilmeyen bir kalp. Doymak bilmeyen bir ruh. Doymak bilmeyen bir can. İçtikçe içen, içtikçe içesi gelen, sarhoş oldukça sarhoş olmak isteyen, anladıkça daha fazlasını anlamak isteyen, yaşadıkça daha fazlasını yaşamak isteyen, yükseldikçe daha fazla yükselmek isteyen, genişledikçe daha fazla genişlemek isteyenlerin işidir bu yol. Eğer
Müslüman bu protip değildir. Namazını kıl, orucunu tut, hayatını devam ettir. Benim hayalimdeki Müslüman protipi bu değildir. Benim hayalimdeki Sufi protipi bu değildir. Bakın, hayalimdeki Sufi protipi de bu değildir. O her an bir şan üzerineyse, sen de o şanın içindeysen, ki içindesin, sen de her an bir hayretin üzerinde olman gerekir. Eğer sen her an bir hayret yaşamıyorsan, bir hayretin yok ise, sen her an eğer bir sıçrama göstermiyorsan, eğer sıçramıyorsan, tembelsin, köhnesin, eskisin. Sen bu noktada, çok affedersiniz ama, derinin üzerindeki eskimiş hücre gibi yıkanıp gitmeye, yıkandığında yok olmaya mahkumsun. Tahkiki iman. Bunun hepsi bitecek gibi değil bugün. Biz tahkiki imandan devam edelim. Bir dahaki ders saat 11. Şu sorulara rüzgar gibi geçeceğim. O yüzden hakkınızı helal edin, rüzgar gibi geçeceğim için. Kardeşler de helal etsinler. Buraya kadar gelmişler, bu soruları da sormuşlar. Bunları da inşallah ben es geçmeyeyim inşallah kardeşlerimizi de. Soruları buyur. Devletin dini olmaz ama devlet bu noktada kendi tebaasının sıkıştığı, daraldığı bir noktada tebaasının önünü açacak olgular oluşturmakla mükellef. Bu noktada mesela şimdi bunları açık açık konuşmak gerekirse biz şu anda merdiven altıyız. Bugün Türkiye'de ehli tasavvuf, bunu eleştirel manada almıyorum, özgürlük manasında alıyorum, Alevi kardeşler kadar hür değil. Ehli tasavvuf, siyasetçiler kadar hür değil. Ehli tasavvuf, Selefi Vahabi çizgisinde olanlar kadar hür değil. Yani biz farkında değiliz aslında. Mesela bir kimseye mürşit, bir kimse ben mürşidim derse cezası var. Ben şeyhim derse cezası var. Ben dervişim derse cezası var. Var. Burası normalde tapuda da aynı geçtiğinden, vakfiyede de aynı geçtiğinden Karabaş Veli Tekkesi olarak geçiyor. Bütün kardeşler bilir, bizim namazgahta bir yerimiz var. Siz oraya Karabaş Veli Tekkesi yazamazsınız. Yazarsanız devlet oraya el koyup izale-i şuyla satar. Burası ne dediğinde bizim dergahımız derseniz devlet oraya el koyup izale-i şuyla satar. Benim demek istediğim buydu. Veyahut da bir kimse, siz birisine deseniz ki, arada biz savcılığa gidip geliyoruz. Basın savcılıkları bakıyor şimdi bize. Telefon açıyorlar sadece. Diyor ki, siz şeyh misiniz?
ben şeyhim derseniz içeridesiniz. Direkt. Yöneticilere o yüzden seslendim. Dedim ki bu iki ateşin arasında kaldık. İslam dünyası bu iki ateşin arasında. Bu memleket de iki ateşin arasında. İnsanlar akılla manayı yoğuruşturan sufi, tasavvuf standlı dini hayat ve felsefesini öğrenecekler. Nerede öğrenecekler bunu? Nasıl öğrenecekler? Kaç kişi, çok affedersiniz, kelleyi koltuğu alıp da yürüyecek? Yürürken başına ne geleceğini kim kestirebilir? Bugün bir Alevi cemevine gitseniz, cemi çok rahat yapıyorlar orada. Bütün her şeyiyle. Siz bir sufi ritüelini yerine getiremezsiniz. Siz bir dergah ritüelini yerine getiremezsiniz. Getiremezsiniz. Merdiven altı her şey. Acı şey. Onun sonuçta siyasetçiler gelir buraya otururlar. Bunun için ama hür olması için bir gayret yok. Bir şey yok. İnşallah onlar da olacak. Bir cemaate kılınan namazlarda kişilerin imamı veya imamı göreni görmemiz gerektiğinden bahsetmiştiniz. Biz bu konuyu çevremizdekilere aktarıyoruz. Bazen bu aktardıklarımızı inkar edebiliyorlar. Hac ve ömrede böyle kılmadıklarını söylüyorlar. Ve bu yüzden sözümüzü yalanlıyorlar. Biz böyle durumlarda ne yapmalıyız? Sonuçta Hanefi kitaplarına, işte İbn Abidin'e, ondan sonra Fetavai Hindiye'ye bakarlarsa bu iştahı orada görebilirler. Bir kimse imama tabi oluyorsa imamı göreni görmek, onu göreni görmek gibi böyle bir aynı çatının altında olması gibi namazın dışındaki unsurlar var. Bu durumda bildiği halde yatsı ve teravih namazını imamı görmeden kılan kimse bu ikisini kaza etmeli midir? Ben kılmıyorum öyle bir namaz. Ben kılmıyorum. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kılmadığı bir namazı kılmıyorum. Ben onun kılmadığı bir şekilde kılmıyorum. Yani bu bizim ne kadar, çok özür dileyeceğim yine sizden, hakkınızı helal edin, hangi noktada olduğumuzu gösteriyor. Biz cami yapıyoruz, altında market var ya. Cami yapıyoruz, altında depo var. Cami yapıyoruz, altında kıraathane var. Cami ya, cami. Cami yapıyoruz biz, iki katlı. Altı kadınlara. Her şeyde böyle çok sünnete uyduğunu söylüyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri neden öyle bir cami yaptırmadı, kadınları alt kata tıkmadı? Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin cemaat sıralışını söyleyeyim size. Önde erkekler, arkasında çocuk erkekler, onun arkasında kadınlar, onların arkasında çocuk kadınlar. Cemaat sıralaması buydu. İtiraz eden herkes Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin uygulamasına itiraz etmiş olacak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin uygulamasına itiraz eden kimse
sünnet-i Resulullah'a itiraz ettiğinden dolayı küfre düşecek. Hadi gelin çıkın işin içinden. Al size pozitif eleştiren akıl. Mürşid-i Kamil'in müridine nazar ettiğinde müritte ne gibi haller vakıf olur? Müridine nazar etmesi sevgisinden midir? Hep isteriz ki mürşid nazar etsin ona. Mürit nazar edecek mürşidine. Tersi. Mürit dersi almış, yan yatmış, yatıyor. Mürşidin işi yok, ona nazar etsin. Ha ya. Ha ben geldi bak İzmirlilere nazar ediyorum şimdi. İzmir'den gelmişler hepsine teker teker hepsine de bakıyor. Ya gelmeyenler var. Gelmeyenler var. İyi kardeş. Gelenler var ama. Ben şimdi geleni bırakıp gelmeyene mi nazar edeyim? Nazar. Birbirine bakmak. Birbirinle ne? Alışveriş yapmak. Birbirine hemhal olmak. Müritler mürşide nazar edecekler. İnsanın kendi yaratılışına, mizacına uygun yolu seçmesi ne demek? Kişi mizacına uygun yolu nasıl bilir? Bu noktada insanların mizaçları vardır. Çok hareketli şeyleri sevmezler. Mizaçtır bu. O kimsenin mesela bizim aramızda olması biraz güç. Biz hareketliyiz. Biz böyle kenara çekilelim, orada işte Allah'ı zikredelim, öyle işte işten eve, evden işe, öyle bir hayat ben hiç yaşamadım. Benim etrafımdakiler de yaşamıyorlar. Biz biraz kırarız, dökeriz, yıkarız. Harara gürere olur bizde. Curcuna olur, birisi böyle olmaması lazım der. Oo, biz ona atmayız, satmayız. Aman deriz ya gel, olmaması lazım diyen birisi var. Severiz biz onu. Soru soranı severiz. Arada uçuk kaçık olacak. Onları da severiz. Çok uçmuş, kanadını kırarız onu. Gel biraz deriz ya, bu kadar da değil. Onu buluruz biz bu noktada. Hareketliyizdir, mizacımız bu bizim. Biz böyle çok süklüm püklüm bir hayat yaşamıyoruz. Yani o parantez içinde bu şimdi bazı kardeşler bir oyunu biliyor. En yavaşımız polise dikleniyor bizim. Böyleyiz. En yavaş bayanımız daha doğrusu. Erkek değil yani. Erkekler zaten canı sıkılırsa orduya dikleniyor. Yani. Bu biraz mizaçla alakalı. İftar vakti bir masada olsa yazmayacağım ama 5 masada kola vardı. Bunun ne kadar zararlı olduğunu sizin söylemenizi belki kardeşlere tesir eder demiş. Yani normalde mesela işte biz bunu dini bir ibadet olarak görüyoruz. Bu da güzel. Bu biraz bunları şuna benzetiyorum. Hani Hazreti Ömer Efendimizin oğluna soruyor, birisi geliyor diyor ki sinekle alakalı bir şey söylüyor. Sinekten çıkan kanla alakalı abdesti bozar mı bozmaz mı diye meşhur cevap var ya. Siz diyor Hazreti Hüseyin'i ve 72 şühadayı katlettiniz. Onun kanı diyor orada dururken sineğin kanını soruyorsunuz bize diyor. Yani biz şimdi böyle zannediyorum bu ara herhalde benim Facebook'um yok ama bu ara her Ramazan olan şeylerdir bunlar. Bir furya çıkar ya, bir furya çıkar kolaya hayır, bir furya çıkar Yahudi mallarına hayır diye, bir furya çıkar şu mallara hayır diye Facebook'ta çok tatlı bunlar. Harika. Bugün bayanlardan sordular 3-4 tane. Ne şey için? Doğu Türkistan için işte miting var. Çok tatlı bunlar. Bugün bayanlara da dedim. Yani dedim Çin'deki zulmü muhakkak hayır diyelim.
Çok güzel. Harika bir şey ya. Ya kıymetli dostlar, Orta Doğu'da günlük ölüm sayısı 500. Ölenlerin hepsi de Müslüman. ...500 kişi ölüyor günlük en az Orta Doğu'da, burnumuzun ucunda. Askeri yığmışız. Şeye, ne o? Sınıra. Her an her şey olabilir. Bunu görmüyoruz. Bunu görmüyoruz. Bizim askerimiz öldürürse kimi öldürecek? Onlar bize silah çeker, ateş ederse kimi öldürecek? Yok o IŞİD'di, yok o Nusra'ydı, yok o El-Kaide'ydi, yok o ne o YPK'de, YKT'de, bütün harfler öğrendik artık ya, 29 harf bitti. 29 harf bitti. Şimdi artık harflerin yerini değiştirerekten örgütler çıkıyor. Hepsi de la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Öldürdüklerinin hepsi de Müslüman. Ne taraftan ölürse ölürsün, herkes şehit diyor ölüsüne. Türkiye'de cemaat, hükümet, hükümet, cemaat, cemaat, tarikat, tarikat, cemaat, o tarikat, bu tarikat. Laf söylediğimiz kim? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen. 5 masada kola varmış. Evet, daha ince, hassas davranmakta fayda var. Ama bu sadece kolayla değil ki, benimki öyle değil. Ben diyorum ki bütün gazlı içecekleri içmeyin. Sağlığa zararlı. Çay için, elde yapılmış limonata için, ayran, süt için, şerbet için. Rüya buradan okumuyorum. Gerçek hayatta erkek evliyayı gördüm. Ben bayanım, ona selam vermem caiz midir? Maşallah. Eşime maaşını sorunca kızıp bağırıyor. Ya adamların parası sorulur mu ya? Veya kadınların parası sorulur mu? Asla. Erkekler kadınların parasını sormayın, kadınların parasını almayın. Alırsanız battığınızın resmidir. Kadınlar asla adamların maaşını sormayın, kaç para maaş alıyorsun diye. Erkeklerin bunların hoşuna gitmez. Sen paraya düşkünsün, yol kenarına çık, çok para kazanırsın diyor. Oo, bu da çok ağır laf olmuş. Eşim burada olan, hizmet eden ve hacca gidecektir. Eyvah, bu daha da ağır ya. Oo. Derviş kardeşler, dilinize hakim olun. Bu sözler bir derviş dili değil. Bir sufi dili değil. Sufi dilinden emin olunan kimse olacak. Dilinden emin. Birisi sizin dilinizden emin olacak. Bu en yakınındaki eşiniz, en yakınındaki çocuğunuz, anneniz, babanız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz sizin dilinizden emin olacak. Böyle bir şey yok. Dili emin olmayan. Emin olmayanın karşılığı ne? Bozuk. Düzgün değil. Kötü. Bu sufi dili olmaz. Kainatın varlığının devam sebebi aşktır. Lakin aşk dertsiz eksik kalır. Attar Hazretleri demiş. Aşkı dert olarak görmek aşka hainlik etmektir ya. Aşk dert değildir. Aşksız olanlar onu dert görürler.
Dışarıdan bakan onu dert görür. Aşık aşkı hiç dert görmez. Aşka dert olarak görmez aşık. Aşksız olanlar bakar, bunun derdi var der. O aşksızın sözüdür. Aşkın, aşığın sözü değil. Aşık bir şeyi dert görürse şikayet ediyordur o zaman. Kabız ehlidir. Aşık şikayet ediyorsa ona derler ki ne işin var burada? Yürü git bak işine. Aşkta şikayet yok. Aşıklıkta şikayet yok. Aşık maşukundan razı olma ve maşukunu bu noktada razı etme yolundadır. Aşkı ve aşıklığı dert görmek, Allah muhafaza eylesin, aşka küfürdür. O aşksızların işidir. Aşktan nasibi olmayan aşkı dert gibi görür. Aşkı çile gibi görür. Aşk kanat çırpmaktır maaşa doğru. Nasıl dert olsun? Aşk her an maaşığa hasret çekmektir. Nasıl dert olsun? Aşk her an maaşığı özlemektir. Nasıl dert olsun? Aşk her an maaşığı nefeslemektir. Nasıl dert olsun? Yok. Bu fakirin felsefesi değil. Kainatta her şey aşk etrafında. Mı şekillenir? Kainatın şekli mi var ki? Aşk etrafında şekillenecek. Aşkı ortada bir şey, kainatı da etrafında şekillenen bir şey mi göreceksiniz? Aşk kainata tamamıyla tecelli eder. Siz kainatın neresine bakarsanız bakın, aşkın tecelliyatını görürsünüz. Neden etrafında tecelli etsin ki? Varlığın aşk ile bağı ve dereceleri nelerdir? Oo! Varlığın aşk ile bağı derecesini mi olur? Varlık zaten maşuktur. Aşıktır zaten kendisi. Aşk her menzilde farklılık arz eder mi? Farklı görenlere farklılık arz eder. Aşkın dert ile ilişkisi nedir? Söyledik. Buradan rüya okumuyorum hakkınızı helal edin. Sizi farklı hallerde gör. Oo, burada rüya okumuyorum. Ölüme kendimizi nasıl hazırlarız? Allah, ölümü kendimizi nasıl mı hazırlayacağız? Bir de ona hazırlık mı oluyor, ritüel mi oluyor? Ben ölüme hazırım diye. Nazilli'de bir imam vardı. Yol üstünde. Bana dedi ki kabrim burada, benim dedi şeyim burada, ne o? Taputum burada dedi. Ben her gün bu tapuda giriyorum, çıkıyorum dedi. Harika dedim ben. Halakayı kurduk. Başladık tevhide. İmam yok. Ölüme hazır olan imam yok. Dedim hoca ne oldu? Vallahi dedi ya siz ne yapıyorsunuz dedi. Vallahi her gün tapuda girmek değil o dedim ben. Dışarıda tapuda gireceğim böyle. Ölüme hazır olun. Tevhid çekin. Allah'ı zikredin. Hocam şimdi biz öleceğiz ya, öldüğümüzde direkt cennete veya cehenneme gidiyor muyuz? Arada bir bekleyeceğiniz inşallah. Bir çay kahve içeceğiniz, bir mola vereceğiniz, ondan sonra inşallah. 17 yaşında bir kızın sevgilisinin veya sevdiğinin olması günah mıdır? Allah muhafaza eylesin. Seven sevdiğinin yanına yakışır. Hadi git evlen, yok. Burun deldirmek çok günah mıdır? Günahtır. Kulakta 3-4 tane delik olması günah mıdır? İstersen 5-6 tane daha çoğaltabilirsin. Oruçluyken burnuma damla sıkmak orucu bozar mı? Evet. Desem olmaz. Burnuna damla sıkılınca ondan insan yemez içmez, fayda sağlamaz. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Kızım Nasip Zümre'ye gidiyor. Allah yardımcısı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Camide veya herhangi bir yerde namaz kıldığımda, Kur'an okuduğumda sürekli ibadetlerime riya karıştığını düşünüyorum. Tevbe istiğfar ediyorum ama sürekli aynı düşünce var. Vesvese mi? Vesvese, boşver namazını kıl, riya karışmaz.
Öğlen namazı okunmasına 15 dakika var iken camiye girdiğimizde mescit namazı kılabilir miyiz? Tam tepe noktası namaz kılınmaz. Öğlen kerahat vakti oluyor. Zamanın kutbu denilen kişi bir tane midir, birden fazla da olabilir mi? Günümüzde Gavs-ül Azam var mıdır? Her zaman vardır, zamanın kutbu bir tanedir. Sizden biriniz her gün 1000 ayet okumazsa Tekassür suresini okuyamaz mı? Ramuz el-Hadis, bu hadisi açıklar mısınız? Günde 1000 ayet okumanın faziletiyle alakalı veya Tekassür suresiyle alakalı. Ya mukallibel kulüb, ey kalpleri döndüren Allah'ım, müminin kalbi Rahman'ın kudret elindedir. İstediği taraf onu çevirir. Hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız? Senin çevrildiğin yer onun çevirdiği yerdir. Sen kendini Kur'an ve sünnete çevir. Namazın ortasında namazımızın bozulduğunu hissettik, selam verip mi çıkmalıyız? Evet. Çocukların anne babaya davranması, sözünü dinlemesi, anne baba iyiyse çocuklar onu dinler. Çocuklarınız sizi dinlemiyorsa kendinize bakın. O çocuğu yedirmenize, içirmenize, ona verdiğiniz terbiyeye bakın. Kendinize bakın. Çocuk seni dinlemiyorsa kendine bakacaksın. Diyeceksin ki ben nerede yanlış yaptım? Tövbe ya Rabbi. Diyelim ki ben okula gidiyorum, birisi bana dese ki nereye gidiyorsun? Ben de hastaneye desem bu yalan olur mu? Evet. Bunun gibi niyetimiz farklı, söylediğimiz farklı olursa yalan olur mu? Evet. Efendim, anneanneme bakıyoruz, yatalak. Annem de son zamanlarda hor ve kötü davranmaya başladı. Sabrım kalmadı diyor. Durumla alakalı hadis-i şerifleri söylüyorum. Yine de aynı bu halle ilgili artık ne yapmalıyız? Allah bu noktada bereketlendirsin, lütuflandırsın, kalbine merhamet versin. Ayette kafirler ebedi cehennemde kalacaklar ve azapları hafifletilmeyecek buyuruyor. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam cehennem bu elime aldığım balçık gibi olacak diye bir hadisini söylemiştiniz. Buradan sanki cehennem ateşi bitecek gibi anlaşılıyor. Bunu biraz açıklar mısınız? Birkaç sefer açıkladım. Geniş bir zamanda yine açıklarım. Bir insan helal aram veya hadis tefsir konusunda bir şey söylendiğinde onu hemen anlıyor ve hayatına tatbik ediyor. Diğer bir insan bu konuda fazla anlayamıyor ve hayatına tatbik edemiyor. Burada sanki bir haksızlık varmış gibi olmuyor mu? Hayır. O da hemen tatbik etsin. Küçük çocukları görüyoruz, çok tatlı ve şirinler. Bunlara sarılmanın, öpmenin hükmü nedir? Bunlarda yaş, büyüklük, olgun olmalarının ölçüsü nedir? Küçük çocuklar olabilir 3 yaşında, 5 yaşında ama çocuk kabarmaya başladığında erkekler erkek çocukları da kız çocukları da öpüp koklamasınlar. Bahçede çok yoğun bir ses var. Evet, söyledik. Anneye babaya of demek günah mı? Evet, anne babaya öf day demeyiniz. Hep istiyoruz ki... Evet, hep istiyoruz ki çocuklarımız bize öf day demesin. Biz hiç demiyoruz, biz anne babamıza öf dedik mi diye. Bu soruları da, burada hadi bunları da hızla geçeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın şöyle buyurduğuna haber vermiyor. Ey kullarım, ben zulmü kendi nefsime haram kıldım, onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Ben direkt soruya geçiyorum. Allah neden kendine bir şeyi haram kılar? Allah da bizim gibi midir? Allah bu noktadaki zulmetmenin ehemmiyetini anlatmak için kinaye yapıyor burada. Kinaye yapıyor. Ben asla kullarıma zulmetmem diyor. O sadece iyi olanı istemez mi? Kendisi zulmü haram kılmış. Ayrıca Allah zalim değil. Allah zalim değil, kullar zalim. Kullar zulmetmiş oluyor. Soru yok burada. Soru. Burada Allah ve Muhammed diyerek bir ikilik mi var? Hayır, ikilik yok. Burada ikilikten teklik var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu nokta Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne itaat edin derken
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de ne söylediyse benim emrimi yerine getirmiştir. Onu da itaat edin, bana itaat eder gibi manasında. Bunda ikilik yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aslında Allah mıdır? Haşa. Onun yeryüzüne inmiş bir hali midir? Haşa. Bunca yaşananlar, var olanlar onun iç çekişmeleri ve duygu dünyasından mıdır? Haşa. Soru, insan hiç daha önce görmediği ve bilmediği bir şeyi nasıl reddeder? Bilmediğinden reddeder. Bizden ne çıkarsa çıksın bize bir şekilde benzemez mi? Senden çıkan sana benzer. Tamamen olmasa da benzemez mi? Sana benzer senden çıkanlar. Evet. Hakkınızı helal edin. El-Fatiha. Ma selamat.